Hafta sonunda yaşadığımız bu vahim olayla ilgili olarak bir bekleyiş sürüyor. Az önce de Sayın Dışişleri Bakanı'nın açıklamasını duydunuz. Yani 15 kişiyi kaçırmış korsanlar ama henüz bir temas kurmamışlar. Bir fidye talebi ya da başka bir talepte bulunmamışlar. Şimdi bu meselelere aşina bir sayın hukukçuyla konuşacağız. Geçmişte de yine benzer bir olayda bu olayın çözülmesi sürecinde görev almış ya da misyonunu olmuş bir hukukçu. Avukat Sayın Selçuk Esenyel canlı yayınımıza katılacak. Selçuk Bey, iyi akşamlar efendim. Merhaba. Merhabalar, iyi akşamlar. Çok teşekkürler yayınımıza katıldığınız için. Şimdi benim önümdeki bilgiye göre 2019 yılında yaşanan yine benzer bir korsan saldırısı ve rehine eyleminde o olayın çözülmesi ya da o olayın çözülmesi operasyonunda sizin bir işleviniz olmuş. Onu bir hatırlatalım isterseniz. O olay neydi? Bugünküyle benzerlikler taşıyor mu? Evet. 2019 yılında yine maalesef bir Türk bayraklı gemimize, Paksoy 1 isimli Türk bayraklı gemimize deniz haydutları saldırmıştı. Yine benzer lokasyondaydı. Biraz daha kıyıya yakın tarafındaydı ama Nijerya'nın açığında saldırıya uğramış ve 10 Türk denizcisi kaçırılmıştı saldırının akabinde. Benzerlik gösteriyor. Alan, işleniş tarzı vesaire, bunlara baktığımız zaman benzerlik gösteren bir saldırı var diyebiliriz. Aslına bakarsanız son bir yıl içerisinde aynı bölgede bizim gündemimize az geliyor işin doğrusu. Biraz gündemimizin dışında bir konu ama haftada yaklaşık iki kere son bir sene içerisinde yani toplamda 190 civarında saldırı meydana geldi. Bu da demek oluyor ki baktığımızda haftada iki sefer ticari gemilere bir saldırı var Gine Körfezi'nde. Bu da yine benzer saldırı olduğu izlenimini vermekte. Evet, şimdi Sayın Esenyel, bu tür korsanlık hadiseleri dünyanın pek çok bölgesinde, açık denizlerde yaygın bir eylem türü gibi gözüküyor ama bir yandan da şunu biliyoruz ki denizcilik firmaları ya da hükümetler bu konuda önlemler de almaya başladılar. Yani çok sayıda böyle bir buna benzer hadise gerçekleştikçe gemilere koruma verilmesi. Şimdi bu sistem nasıl çalışıyor? Siz bir deniz hukuku uzmanı olarak, yani devletler kendi bandırasındaki gemilere mi bunu sağlayabiliyorlar, yoksa tek tek özel şirketler bu tür hizmetleri mi satın alıyor ve bu hafta sonunda saldırıya uğrayan gemide anlaşılıyor ki böyle bir koruma yokmuş? Evet, şöyle, şimdi öncelikli olarak şunu söyleyeyim, dünyanın pek çok noktasında benzer olaylar çok sık olmamakla birlikte çok nadiren yaşanmakta. Ama inanın şu an hafızamı zorluyorum. Acaba en son başka hangi bölgede oldu diye. Maalesef aklıma gelmiyor. Şu an dünya trendi, yani baktığınız zaman deniz haydutu saldırısı son dönemde %100'e yakın Gine Körfezi'nde olmuştur. Daha önce hatırlayacağınız üzere belki Aden Körfezi'nde, yani Somali açıklarında benzer olaylar fazlasıyla cereyan ederdi. Şu an o bölge çoğunlukla kontrol altına alınmış durumda. Kontrol altına alındığı için de oradan rapor edilen vaka sayısı ciddi seviyede azaldı. Ama Gine Körfezi'nde maalesef Somali açıklarında, yani Aden Körfezi'nde alınan önlemler şu an için en azından alınabilmiş değil. Dolayısıyla orada bu tür tatsız hadiseler, yasa dışı eylemler son dönemde fazlasıyla cereyan etmekte. Şimdi silahlı muhafız konusu çok aslına bakarsanız ayrı bir konu. Şöyle, öncelikle şuradan başlamak lazım. Ticari gemiler herhangi bir şekilde silahın ya da silahlı kişilerin içerisinde bulunması çok uygun olmayan aslına bakarsanız yerlerdir. Uçaklardan, trenlerden ya da kamyonlardan, tırlardan herhangi bir farkı yoktur. Dünya ticaretinin halen %90'ı gemilerle sağlanmaktadır. Evet, silahlı muhafız bazı ülkeler ve bazı firmalar bu yönde hizmet etmektedir. Ama mesela şöyle bir size bilgi vereyim. Dünya Ticaret Örgütü ve Uluslararası Denizcilik Örgütü gemilerde silahlı muhafız bulundurulmasını 2011-2012 yılına kadar tavsiye etmemekteydi. Tavsiye etmemesinin altında yatan da tabii ki bir sebep var. Yani gemilerde silah olması veya silahlı başka bir kişinin olması çok uygun değil. Bunun başka sonuçları olabiliyor. İstenmedik sonuçları olabilir.
2011-2012 yılında Uluslararası Denizcilik Örgütü bu konuda görüşünü biraz daha yumuşattı. Dedi ki isteyen alabilir ama biz yine de çok tavsiye etmiyoruz dedi. Örnek veriyorum, Türk bayrağı, yani Türk sicili açısından bakacak olursanız Türk bayrağı, Türk bayraklı gemilere silahlı muhafız bulundurulmasını tavsiye etmiyor. Yani bu sizin opsiyonunuzda, ben burayı alayım silahlı bir muhafız koyayım vesaire konusu çok değil. Bu arada da şöyle bir bilgi de vereceğim size. Bu silahlı muhafızlar aslına bakarsanız, örnek veriyorum, bu gemide gemiye binselerdi dahi yaklaşık açıldıktan sonra, yani gemi limandan ayrıldıktan yaklaşık 40-50 mil mesafe sonra gemiden ayrılırlar. Yani sürekli olarak gemide seyahat etmezler. Baktığınız zaman bu olay 100 mil açıkta gerçekleştirilmiş. Yani kara parçasına en yakın mesafesi 100 mil. Ayrıldığı limandan, yani Lagos limanından baktığınızda yaklaşık 200 mil mesafeden bahsediyorsunuz. Silahlı muhafız bu gemide alınsaydı dahi aslına bakarsanız gemiden çoktan inecekti. Bu da ayrı bir konu. Evet, yani bir caydırıcılık söz konusu olmaz mı? Yani biz tabii hani genel anlamda bu konudaki hukuku ve uluslararası kuralları bilmeden konuşuyorum tabii ama mesela korsanların gemilerin muhteviyatı ile ilgili, taşıdığı kargo ile ya da mürettebatla ilgili bir ön çalışma yapmış olabileceğini varsayıyorum. Orada silahlı muhafız bulunduğunu bilseler belki o gemiyi hedef almazlardı diye düşünüyorum. Yani şöyle ama şuna bakın lütfen, gemilerde gerçekten ben silah bulundururum, benim şahsi görüşümdür bu arada, ama gemilerde ben gerçekten silah bulundurulmasını doğru bulmuyorum. Neden doğru bulmuyorsunuz diye soracak olursanız, bakın şu pandemi sürecinden bir örnek verebilirim size. Nasıl? Şöyle ki, pandemi sürecinde dahi aslına bakarsanız hepimiz, sizler ve ben de dahil, benim kendi sektörüm yani hukuk da dahil olmak üzere, dönem dönem pandemiden kaynaklı olarak aralar vermek zorunda kaldık ya da ara verdik çalışmalarımıza. Ama gemiler devam etti. Denizciler çalışmaya devam etti. Bu bir gerçek. Yani bu bizim temel ihtiyaçlarımızı karşılamak adına devam etti. Ve pandemi sebebiyle ülkelerde mürettebat değişikliği, limanlarda mürettebat değişiklikleri yapılamadı. Bir gemide ortalama tavsiye edilen çalışma süresi 6 aydır. Artı ortalama 5 ay, 6 ay vesairedir. Ama baktığınız zaman pandemi sürecinde bir yılı aşkın gemiden inemeyen personeller, gemi adamları oldu. Oradaki psikoloji o kadar kolay bir psikoloji değil. Yani o şartlarda çalışmak çok kolay değil. Evet, sözünü ettiğiniz sakıncaların başında da herhalde bu psikolojik hassasiyet geliyor. Bravo. Dolayısıyla gemide herhangi bir silah bulundurulması bu sebeple tavsiye ediliyor, evet, ağırlıklı olarak. Evet. Şimdi bu işin profesyonellerine baktığınızda biz denizcilerden ya da gemicilerden bizim beklentimiz bir yükün taşınmasına aracılık etmeleridir. Çok basit ifade etmek gerekiyorsa. Diğer taraftan onların silahlı ve hatta bu konuda tecrübeli, çünkü burada deniz haydutlarından bahsediyoruz, bu kişilere karşı koymasını, onlarla silahla veya ya da sopalarla mücadele etmesini beklemek zaten çok yanlış. Tabii. Diğer taraftan yapılabilecek olan şey, şimdi evet hep Nijerya odaklı gidiyoruz konuyu, ama bu saldırılar uluslararası sularda cereyan ediyor. Uluslararası sularda herhangi bir ülkenin egemenlik alanı değil, biliyorsunuz. Biz şimdi bunu Doğu Akdeniz'de vesaire kıta sahanlığı ya da işte uluslararası sular, ulusal sular vesaire fazlasıyla tartışıyoruz son dönemde. Baktığınız zaman burada 100 mil açıkta herhangi birinin, tamam yani o zaman bunları böyle bırakalım, denizciler kendi mücadele etsin denilebilecek bir konu değil. Karşıdaki yapılanma, yani bu işin deniz haydutları tarafı çok daha tecrübeli, donanımlı, silahlı vesaire vesaire kişiler. Evet. Bu sefer siz savunma yapmak ya da caydırıcı olmak için oraya silahlı muhafız alıyorsunuz ve çatışma yaşanıyor. Nerede çatışma yaşanıyor? Sivil dediğimiz denizcilerin olduğu yerde çatışma yaşanıyor. Yani orada aslına bakarsanız çok daha sıkıntılı sonuçlar da doğurabiliyor bu. Doğurabilir. Bunu bir tarafa bıraktık ama buradaki çözüm aslında yeni bir şey icat etmeye de gerek yok. Aden Körfezi'nde bu başarılı bir şekilde sonlandırıldı. İstatistiklere bakarsanız zaten fazlasıyla göreceksiniz orada nasıl düşüş ivmesinin yaşandığını. Tek bir şekilde becerilebildi bu. Evet, şimdi Selçuk... NATO'da, buyurun.
Özür dilerim Selçuk Bey. Şimdi gelelim bu son yaşadığımız somut olayda bundan sonra neler olabileceğini. Şimdi bunun tipik bir gelişimi var mıdır, bir senaryosu? Yani 15 kişiyi alıp götürdüklerine göre bir rehine durumundan söz ediyoruz. Ve muhtemelen de bir fidye talebi söz konusu olabilecektir. Şu ana kadar bildiğimiz kadarıyla herhangi bir talep yok, herhangi bir temas yok. Ne bekleyebiliriz bundan sonra? Yani şöyle, şimdi zaten 100 mil mesafede, yani dediğim gibi kara parçasına en yakın mesafe olarak söyleyeyim, 100 deniz mili mesafede zaten hadise cereyan etti. Arkasından 15 denizcimizin kaçırıldığını düşündüğümüz bölge Bayasa diye bir eyalet, bu ormanlık bir alan. Oraya yaklaşık geri dönüş süresi 15-16 saat toplamda, yani denizde seyir yapacaklar, arkasından nehirlerin içerisinde ayrıca bir seyir yapıyorlar. 15-16 saatte geri dönmüşlerdir. Şimdi özellikle bu deniz haydutları belirli bir süre, yaklaşık bir gün, iki gün ya da üç gün bekleyip akabinde temas ediyorlar. Bunun sebebi hem kaçırdıkları rehinelerin güvenli olduğunu düşündükleri bir alana intikali, aynı zamanda orada takip edilmediklerinden emin olma isteği. Bir ve asıl önemlisi de orada bekleyerek, bekleyen tarafı, yani bizleri, aileleri, şirket sahiplerini vesaire strese ve korkuya sokarak ilk telefon görüşmesinde istedikleri şartları kabul ettirmektir. Buna da bir şöyle ufak bir parantez açayım. Burada ilk temas sağlandıktan sonra yapılan bir can pazarlığı, bir para pazarlığı değil. Yani burada sanki insanların canına bir değer biçiliyormuş. Onların istediği verildiği takdirde hemen aslında kabul edilse verilecek, ödense hemen teslim alınabilir gibi düşünmeyin lütfen. O ciddi bir psikolojik savaştır. Karşınızdaki kişiler, yani deniz korsanları, deniz haydutları sizden alabileceği maksimum tutarı aldıklarını düşündükleri anda pazarlığı sonlandırıp kabul ederler. Yani 3 lira dediklerinde siz 3 derseniz o 5'e yükselir. 5 dediklerinde 7'ye yükselir. Ne zaman ki sizin en fazla, sizden en fazla alabilecekleri tutarı aldıklarına kanaat getirirlerse, bu da o konuşmalarla pazarlık sürecinde oluyor, ancak o zaman kabul edip tamam biz bu paraya anlaştık deyip fidye karşılığında serbest bırakabiliyorlar. Evet, dileyelim tatsız bir yere evrilmesin ve bir an önce gereken uluslararası müdahale de dahil bu konu kansız bir şekilde çözülsün diyelim. Selçuk Bey, çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. Sağ olun. İyi akşamlar.